Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Haziran Pazartesi Laurel Park Amerika yarışları için karşınızdayım arkadaşlar. Bugün dolu dolu yarış programları var. Gündüz 2 tane İngiltere yarışları var. İkisi de 9'ar koşulu. Son yarışta da işte Amerika'da 7 koşulu bir programı tercih etmişler. Yani iyi ki yapmışlar yani. Çünkü baya yarışlar olunca bitmesi bir türlü olmuyor. Arkadaşlar bu 7 koşulu programa başlamadan önce sizlere şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız bana yorumlarda yazıyor. En azından ulaşabiliyorlar. Bu katıl tuşuna yaparak üyelik nasıl gerçekleştirebiliriz diye. Çünkü bazen telefonlar desteklemiyormuş. Ben öteki videolarda da söyledim. Yine burada da söyleyeyim. Bakalım kaydımızı yapıyor muyuz? Evet. Bazı telefonlar desteklemediği zaman arkadaşlar eğer bir tablet varsa veya bir bilgisayar bunlar konti garanti direkt üyenizi oradaki yol gösteren gidişata göre daha rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. En azından onu söyleyeyim çünkü bazı telefonlar gerçekten desteklemiyor. Ben en azından onu bilmiyordum çünkü göstermiyor hatta bazıları da. O yüzden en güzel en sağlıklısı bir tablet veya bir bilgisayar. Yani zaten en fazla sizin 3 dakikanızı ya alır ya almaz yani. Hani o bile çok yani 3 dakika. Yani fazla bir vaktinizi almadan bence gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü yarışlara geldiğimiz zaman 7 koşuluk program var. 1. koşudan itibaren 7'li plase ayağımız başlıyor. Ve 3'lü ganyan ayağımız. Daha sonra 2. koşudan itibaren 6'lı ganyan ayaklara başlıyor. Ben hiç fazla sözü uzatmadan hemen yorumlara girmek istiyorum. Çünkü bayağı bir videolar oldu. 1. koşuda Maiden satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik yarışında çim yarışında 2 nolu safkan 2.7, 6 nolu safkan 3.3, 4 nolu safkan 5 lira, 9 nolu safkan 7.5 lira, 8 nolu safkan 8 lira, 3 nolu safkan 14 lira, 5 nolu safkan 16 lira, 7 ve 1 nolu safkanlar da 25'er liralık bir orana sahip. Arkadaşlar benim burada size önereceğim safkanlar en azından bir 3 nolu safkan var. Tease White temsilcisi. İlk kez koşacak olmasına rağmen en azından çim pistte iyi bir kanatına sahip olan 3 nolu Tease Mine benim ilk şanslı verdiğim isim. Yurt dışında biraz geri planda 14 lira gibi bir kaynı var ama en azından bu orijin bu çimlerde iş yapar. O yüzden ben ilk safkan olarak önerdim. Daha sonra altın nolu Eloquent Lady, Mr. Speaker temsilcisi olan bu safkanda Alexidron'la şans arayacak olan bir diğer isim olacak. 3-6 benim burada önerdiğim safkanlar. 7'li plase için 3-6 bence yeterli. Ama illa da sürpriz arayan varsa, at yazmak isteyenler olursa, yani üçlü gayan da var sonuçta. 9 nolu Hydra bir Kongres temsilcisi. 2 nolu C Story ve son olarak da 4 nolu Karot Jack'i de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci koşusu altılı ganyanın ilk ayağına geldiğimiz zaman şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında yine bir satış koşusu 5 nolu safkan 2 lira, 8 nolu safkan 2 lira, 4 nolu safkan 6,5 lira, 3 nolu safkan 12 lira, 6 nolu safkan 14 lira, 7 nolu safkan 20 lira ve 2 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar benim burada en azından önerdiğim bir safkan var. En azından orijin olarak çok hoşuma gitti. 4 nolu Jabolojiz. Yani bir Gemolojiz temsilcisi olan bu safkan Alexidron gibi yani oranın en azından kazanan jokeyleri arasında bir kez koşmuş. Güzel bir ikincilik yapmış. 81 handikap puanıyla. Ben bu, normal şartlar altında bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Biraz 3. at çıkmış. Biraz 6,5 liralık bir ganyanı var ama yani illa olmayacak diye bir şey değil. Bence en şanslı safkan. Eğer risk alın derseniz ilk ayağı bu 4 nolu safkanı tek olarak da geçmenizi öneririm arkadaşlar. Ben genelde böyle bu tip atları tek atıyorum. Yani kendim oynadığım zaman tek atıyorum arkadaşlar. Ya gelir veya gelmez ama kazanması en doğal, en normal sonuç olur bu 4 nolu safkan. Ama illa da yıkmak isterseniz o zaman bayağı bir kalabalık grup bizi bekliyor. Bundan öncelikle 8 nolu Velnik bir Körlen temsilcisi. 5 nolu Saint Manis yine iyi bir orijine sahip. 3 nolu Market Maur. 7 nolu Saint Marco bir tonalist temsilcisi. Çok geri planda kalmış bir isim. 6 nolu Sukuis Full Curry. Bu safkanla kuponları yazarsanız o zaman bu ayağı kapatmış olursunuz arkadaşlar. Yani 4 nolu safkan benim alternatif bankom. Rakip yazmak isteyenlere 8, 5, 3, 7 ve 6 nolu safkanları da tercih edebilirsiniz. Günün 3. koşusu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında 6 nolu safkan 2.7, 9 nolu safkan 5 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 4 nolu safkan 6 lira, 10 nolu safkan 7 lira, 1 nolu safkan 12 lira, 2 nolu safkan 12 lira ve 8 nolu safkan da 18 lira gibi orana sahip. Benim burada size önereceğim safkan en azından bir Malibu Moon temsilcisi olan 9 nolu E-sport. Ben bu safkanı ilk safkan olarak öneriyorum. Daha sonra 6 nolu Old Dominion bir Oflawilt temsilcisi arkadaşlar. Bu Oflawilt kim dersiniz? Türkiye'de şu anda koşan atları var, tayları var. Hele bu bayağı açık yarış kazanan atları da var. Hatta birkaç tane de var. Yani müthiş bir derecede çok iyi taylar verdi ama geçtiğimiz aylarda da bu aygırı kaybettik arkadaşlar. Yani öldü. Ama şu anda koşan tayları var. Gerçi Türkiye'de yani çok az bir süre kaldı ama çok iyi verimli oldu. Çok iyi de taylar verdi yani. Ama yazık oldu tabii ki gitmesi. Ben o yüzden bu altın oğlu safkanı da kuponlara yazacağız ve son olarak 2 nolu Masayman, bir Ghost Zapper gibi yine iyi bir orijinal sahip olan bu safkanı da kuponlara yazacağız. 9-6-2 benim öncelikli olarak kuponlara yazılmasını istediğim safkanlar. Daha sonra yazılması gereken safkanlarda 3-8 nolu High Society, bir Kitlede Joy temsilcisi, 3 nolu Cataloga County ve son olarak da 7 nolu Calamity Cat. Bu safkanda bir Bodomaster temsilcisi arkadaşlar, kuponlara bu şekilde de geçebilirsiniz. Günün 4. koşusu, meydan satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında 13 safkan da burada kayıtlı. 12 10 safkan 2 lira, 3 10 safkan 3 lira, 9 10 safkan 8 lira, 5 10 safkan 8 lira, 6 10 safkan 12 lira, 8 10 safkan 16 lira, 7 10 safkan 22 lira ve 2 10 safkanlar da 25'er liralık oranlara sahip arkadaşlar. Burası yine bir zorlu ayak. Ben burada ön planda tuttuğum safkanlar, daha doğrusu tuttuğum safkanlar şu sırayla 8 10 Lusarito, bir Sky Kingdom temsilcisi arkadaşlar, iyi kanatlıyla ben ilk kez koşacak olmasına rağmen bu safkanı ön planda tutuyorum. Yurt dışında bayağı bir geri planda ama ben bu orijini en azından harcanmasın. Ben bir ilk şansı bu safkana vereceğim, 8-10 safkana. Daha sonra 7 nolu Boston Billy, bir Kongres temsilcisi, yine iyi bir orijine sahip. İlk kez koşacak olmasına rağmen yurt dışında da bayağı bir sürpriz, 22 lira gibi oranı olmasına rağmen ben ikinci safkan olarak tercih edilmesini istiyorum. Daha sonra 6 nolu Icon One Top, bir Akente temsilcisi, bu safkanın da ilk kez koşacak olmasına rağmen bence şanslı isimler arasında. Daha sonra koşanlardan da 3 nolu Boss on the Horizon, bir Boss temsilcisi, Trevor McCarthy ile start alacak olan safkanda yerini almalı. Daha sonra 12 nolu Fair Catch, bir Control Day temsilcisi, bu safkanda yazdıktan sonra son olarak da 5 nolu Devotion in Motion, bir Street Magician temsilcisi olan bu safkanda kuponlarda yerini alabilir. Ama dediğim gibi bu ilk kez koşulacak atlar bence biraz daha tehlikeli arkadaşlar. O yüzden ben ön plana aldım. 8, 7, 6, daha sonra 3, 12 ve 5 nolu safkanlar arkadaşlar. Yani bu ayak bence patlar arkadaşlar. Onu da belirteyim. Çünkü vaziyet onu gösteriyor. Yani bayağı bir 30-40 lira ganyan gelirse de hiç şaşırmayın yani. Hatta 1 lira ganyan da gelebilir de. Ama patlama şansı bence yüksek burası. O yüzden o ayakta yani 4. koşu yani 6 yani 3. ayağında biraz temkinli oynamanızda fayda var. Geldik günün 5. koşusu, 4. ayağa satış koşusu, şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik çim yarışında 1.10 safkan 3 lira, 7.10 safkan 3.5 lira, 11.10 safkan 4.5 lira, 6.10 safkan 7 lira, 10.10 safkan 8 lira, 8.10 safkan 10 lira, 3.10 safkan 10 lira, 4.10 safkan 11 lira, 12.10 safkan 14 lira ve 9.10 safkan da 22 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar ben burada 7.10 Trees Over Doshin, bir Flat Out temsilcisi olan bu safkan Victor Rosares'te ben şu performansa baktığım zaman en azından handikap bandı yüksek, orijini de iyi. Ama bir türlü birincilik özürlüsü olan bir safkan ama bugün belki değil de büyük ihtimalle bu özürlülüğü kaybeder, kazanır diye düşünüyorum. Çünkü uygun rakipler altında koşuyor. Ben o yüzden bu 7 nolu 3 Hour Dashes'ı sizlere günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Artık burada bu safkana liman yapacağız, güveneceğiz artık. Başka çaremiz yok. Çünkü program zor arkadaşlar. Mecburen tekrar aramak zorundayım. Ben de o yüzden bu 7 nolu bana biraz daha yakın geldiği için ben bu safkana sığınacağım arkadaşlar. O yüzden sizlere tek olarak öneriyorum. Günün 5. ayına geldiğimizde maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 2 ve 6 nolu safkanlarda 2 lira. 13 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 6 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 10 nolu safkan 14 lira, 11 nolu safkan 14 lira, 5 nolu safkan 16 lira, 7 ve 1 nolu safkanlarda 20'şer liralık orana sahip. Arkadaşlar benim burada size önereceğim safkanlar ekilo avantajıyla koşacak olan 6 nolu Artistic Raisin, bir Moonings temsilcisi, iyi bir kanatlıyla koşacak olan bu safkan ilk kez koşacak olmasına rağmen, gerçi burada çoğu ilk kez koşuyor, kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 5 nolu Sugar Daddy ve Candy Right gibi yine çok iyi bir orijine sahip olan bu safkanda ilk kez koşacak olmasına rağmen bence şanslı isimler arasında. Daha sonra 3 nolu Russell Doing Things, bir Golden Lot temsilcisi olan bu safkanda kuponlara yazılır ve son olarak da en azından yarış koşmuş, iki tane ikinciliği arka arkaya olan 13 nolu Rubber Babu'da kuponlara yazıp bu ayağı bu şekilde geçelim. 6, 5, 3 ve 13 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar. Günün son koşusuna geldiğimizde satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik çim yarışında 6 nolu safkan 2.5 lira, 8 nolu safkan 4.5 lira, 4 nolu safkan 5 lira, 12 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 14 lira, 2 nolu safkan 14 lira, 11 non safkan 16 lira ve 7 non safkan da 18 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar burada da baktığımız zaman en azından 7 nolu Seksi Yamama ne bu? Seksi Yama. Ondan nereden bulmuşlar bu isimleri? Bir Cairo Prince temsilcisi olan bu safkan en azından çok iyi bir performansıyla ben iş şansı bu safkana veriyorum. 7 nolu safkana şu anda yurt dışında net sonuncu attı arkadaşlar. 18 lira ganyanla sonuncu atlar arasında, gerçi ondan aşağıda da var. 35-40 lira 50 lira ganyanla var da en azından şu anda listeli yazdığımın sonuncu atı. 7 nolu ben safkanı ben en azından bu performansıyla orijiniyle de ilk safkana atıyorum. 7 nolu Seksi Yamayı. Daha sonra en ciddi rakip olarak da 8 nolu Boston Billy. Bu safkanda bence en ciddi rakibi. Eğer risk alalım derseniz 7 ve 8 10 safkanlar benim için burada yeterli derseniz bu iki safkanda geçebilirsiniz bu ayağı arkadaşlar. Ama buraya daha fazla at yazmak isterseniz de 2 nolu Goodnight Moon bir Malibu Moon temsilcisi. Daha sonra 6 nolu Dance or Stroll ve son olarak da 4 nolu Checkboy'un Billy. Bu safkanları yazıp kuponlarınıza geçebilirsiniz arkadaşlar. 7-8 öncelik, daha sonra 2, 6 ve 4 nolu safkanlarla yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimizle. Hoşça kalın.